Kulak çınlamasıyla devam edelim. Evet, kulak çınlaması, bunun da birçok sebebi var. Genellikle mesela askerler silahlı talim sırasında, eğitim sırasında veya polisler veyahut da çok gürültülü ortamda, diskotekte böyle gençler çok gidiyorlar, orada çok gürültü ortamda bazıları kulaklık takıyor böyle. Eskiden Walkman vardı. Şimdi cep telefonlarını açıyorlar, müzik kulaklığı takıyorlar. Yani nasıl o gürültüye dayanıyorlar hayret. Sonuna kadar tam müzikleri dinliyorlar. Tabii kulakları bir gün iflas edeceğini unutuyorlar. İç kulağın içerisinde salyangoz, salyangozun içinde halının üstündeki iplik gibi tüysü hücreler var. Silarselin, tüysü hücre. Bunlar dışarıdan gelen ses dalgasını sinirlerle, duyma sinirleriyle beyne iletir. Beyin bunu bilgisayar gibi çözer. Der ki bu sorunun, bu sesin cevabı şu. Hemen cevap verir. Saniyenin şu kadar kısa bir süresinde, 1/1000'e kadar kısa sürede beyin buna cevap verir. Şimdi kişi orta kulak iltihabı geçirmişse veya çok sesli ortamda çalışmışsa veya şiddete maruz kalmışsa vesaire vesaire çeşitli sebeplerden dolayı buradaki tüysüz hücreler deforme olur. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kolesterol vesaire birçok faktör bunu tetikler. Yüksek tansiyon nedeniyle de beslenemez. Düşük tansiyon nedeniyle de beslenemez. Buradaki tüysüz hücreler ses dalgasını beyne iletemezse, deforme olması nedeniyle kulak çınlaması başlar. Londra'da Mehmet Bey, bir beyefendi, orta kulaktan boğaza bir östaki borusu diye boru açılır. Bu borudaki tıkanma nedeniyle İçeride basınç hissediyor sürekli. Kafasında büyük bir ağırlık. Doktora gitmiş. Doktora demiş ki kulağınıza bir tüp takalım. Kulak zarına bir tüp takmışlar. Küçük bir tüp. Bununla içerideki havayı alacaklar. Zedelemişler kulağı. Bu sefer kulak çınlaması, baş dönmesi başlamış. Yani salyangozun üzerinde de yay gibi denge organı var. Oraya da zarar vermişler. İçindeki kristallere zarar vermişler. Ne olacak? Kortizon. 4 yıl kortizon. Adamcağızda durup dururken tansiyon, kolesterol, kilo, unutkanlık, bir sürü hastalık başlamış. 4 yıl kortizon kullanınca. Ben aradı, dedi ki ya artık neredeyse adımı bile unutacağım. Arkadaşlarım, dostlarımı tanımayas hale geldim kortizon kullanmaktan. Yok mu bunun çaresi? Dedim var. Tamam dedi, izine geliyorum. Gel. 6 hafta kullandı. Bir gün baktım vatandaş gelmiş, dedi ki ben kimim, kimsiniz? İşte Londra'daki Mehmet Bey. Tamam, buyurun. İzmir'den değil, İstanbul'dan Londra'ya uçuyorum. Neden biliyor musun? Neden? Size teşekkür etmek için geldim dedi. Allah sizden razı olsun. Hayatım kararmıştı. Tekrar hayata döndüm. Neden hayata döndü? Çünkü kılcal damarlar, buradaki tüysü hücreler tekrar aktif hale geldi. Normala döndü. Kulak çınlaması, baş dönmesi, bütün rahatsızlar ortadan kalktı. Yani bununla da ilgili çok güzel bir çalışma var. Neyle, nedir? Ginkgo biloba. Ginkgo ile ilgili bu ginkgonun yaprağı birleşiminde ginkgolid denen etken maddeler var. Fakat çok az. %0,5 ile %1 arasında çok az olduğu için yaprağının çayını içmenin bir anlamı yok. Bir çuval çay içseniz bir anlamı yok. Etken madde çok az. Bu nedenle ginkgonun yaprağını, çayını iç. İçiyorum çayını diyor bir faydam olmaz. Olmaz çünkü içindeki etken madde ginkgoloidler çok az. Bu nedenle çayını içsen bir faydası olmaz. Damlatılarak elde edilen ekstraktının hapını kullanacaksınız. Damlasını, derecesini. Sadece Almanya'da 292 kulak burun boğaz doktoru kendi hastalarını, kulak çınlaması olan hastaları ginkgo ile tedavi etmişlerdir. Sadece Almanya'da, dünyanın birçok ülkesinde birçok klinik araştırması var. Sadece Almanya'da 292 kulak, burun, boğaz doktoru binlerce hastayı tedavi etmişlerdir. Belge, bilgi var. Ginkgo, kulak çınlaması ile ilgili. Ginkgo'nun da söylemiş olduğum gibi yaprağının birleşimindeki etken madde kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürüyor. PAF denir. Kanın pıhtılaşma kat sayısına. Eğer ki kanın pıhtılaşma katsayısı yükselirse ne olur? Kalp krizi, beyin kanaması vesaire kulak çınlaması, görme zafiyeti, cinsel yetersizlik. Yani kan ağırlaşırsa, yoğunlaşırsa arabanın motorundaki yağ gibi. Vatandaş arabasının motorunun yağını düşünüyor. 15.000-20.000 kilometrede motora zarar vermesin diye motorun yağını değiştiriyor. Peki kanını muayene ediyor musun? Kanındaki kolesterol, lipid, trigliserit biliyor musun? Bilmiyor. Bu nedenle bu ginkgonun birleşimindeki etken madde ne yapıyor? Doğal kan sulandırıcı. Ha, kimyasal kan sulandırıcı tehlikeli. Kimyasal kan sulandırıcı kullanırsanız sürekli doktor kontrolünde olmak zorundasınız. Çünkü iç kanamaya sebep olabilir. Fakat ginkgoyu uzun süre kullan. Hiçbir yan etkisi olmaz. Doğal kan sulandırıcı. Böylece ne yapıyor? Kulak çınlamasını önlüyor, görme zafiyetini önlüyor, hafızayı güçlendiriyor. Klinik araştırması var. Mesela dünya çapında 36 klinikte 10.815 Alzheimer hastası tedavi edilmiş. 1. 2. Sadece Almanya'da 292 kulak, burun, boğaz doktoru kulak çınlaması zafiyeti olan 1357 hastayı tedavi etmiştir. Biz ne yaptık? Daha etkili hale getirdik. Almanların yaptığından daha etkilisini ürettim ben. Neden? Çünkü Kayseriliyiz. Farkımız var Almanlardan. Almanların yaptığından daha kalitesini ürettik. Yani alıç ekstraktı var. Altınbaşak otu ekstraktı var. Daha güçlü hale getirdik onların yaptığından.